Hanım doktor raporuyla çok hasta olduğunu ve duruşmaya gelemeyeceğini bildirmişti. Ben bir şey bildirmedim Hakim Bey amca. Babam olacak alçak namussuz benim yerime yemiş o altı. Gel kızım, anlat ne anlatacaksan mahkemeye. Kemal suçsuzdur. Biz birbirimizi seviyoruz ve evlenmek istiyoruz. Ama bunlar, şu Nahşu Reşit'ler, baba deneye utandım şu adam, beni zorla başkasıyla evlendirmeye öyle ağlayacaksan olmaz. Babam, Ermen Reşit. Bir de şu abim olacak Hamza. Beni zal olur Ramazan'la evlendirmeye ikna etmek için dövdüler. Olmaz dedim. Ben o soytarı olana varmam. Sonra beni direğe bağlayıp dövmeye başladılar. Ya! Sus! 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 Yaklaşma Kemal, yakarım. Sanık ayağa kalksın. Gereği düşünüldü. Hüküm. Sanık Kemal Şahin'in subut bulan suçlarından dolayı ceza kanununun ilgili maddeleri uyarınca 4 sene hapsine, sanığın iyi hali ve hafifletici sebepler göz önünde bulundurularak cezasının 1/2 nispetinde indirilmesine ve 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Allah'a yar, Allah'a yar, vay Allah'a yar, vay yar.
bana göre yarmıyor kanım, istedim sen olaydın. Ya kardeşim, siz beni dellendirecek misiniz ya? Bırak çay ocağı, gel mi ya? Allah Allah. Babak neredesin sen? Sabahtan beri ben burada öldüm dirildim. Ya bırak ağlamayı. Ne oldu diyorum, anlatsana kardeşim. İyi ki peşim sıra takılıp gelmemişsin mahkemeye. Vallahi velazim, verilmiş sadakan varmış Zaloğlu. Niye? Hakim bana mı sordu yoksa? Sormadı ama iş oradaya varacaktı. Ya bak, beni dellendirme. Diline kira mı istiyorsun? Konuşsana, anlatsana kardeşim. Anlatacağım. Mesele şu. Hı. Olan nicedir, kızın peşine takılıyor.